gerekli çalışmaları, gerekli çözümleri üretebilir ve bunları sunabiliriz. Dirençli kentleri oluşturabilir miyiz yani? Dirençli kentleri oluşturmamız için çok güzel bir imkanımız gelişti. Şu anda yerel seçimler. Evet, doğru. Yerel seçimler var. Yerel seçimlerde tüm adaylarımıza tabii ki başarılar diliyorum öncelikle. Ama tabii biz mesleki anlamda adaylarımıza her zaman söylüyoruz zaten. Geçmişteki mevcut belediye başkanlarımıza veyahut da kurumlarımızın üst düzey yöneticilerine olmak kaydıyla hep önerilerimizi sunmak durumunda oluyoruz. Misyonumuz bu şekilde çünkü. Ve şu anda da adaylık süreci var. Bu adaylık sürecinde dirençli bir kent oluşturabilmesi için bu konuyla ilgili tabii ki söyleyebileceğim tabii ki bir 3-4 tane maddeyle güzel vaatler, güzel seçim bir kampanyasına dahil edilebilir diyorsunuz. Çok güzel dahil edilebilir. Bunları söyleyebiliriz. Söyleyebilirim uygunsa tabii ki. Tabii. Öncelikle tabii hepimizin söylüyoruz. Yapılarımız maalesef birazcık eski. İzmir için söylüyorum. Yani 45, 50, 60 yaşında miadını doldurmaya yakın yapılarımız fazlasıyla var. Bunların tespit edilip kentsel dönüşüme doğru bir şekilde tabii kentsel dönüşüme dönüştürülmesinde önemini görmüş olduk. Çünkü eski deprem yönetmeliklerinde, deprem yönetmeliklerinin olumsuzluğundan bahsetmiyorum ama o zamanki yapılan imalatla ilgili sıkıntıların ve eksikliklerden kaynaklı, bundan sonraki bir depremde hasar veyahut da can kaybı olabileceği için bunların hızlı bir şekilde yeni deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde bir yapılaşmanın yenilenmesinde faydalı olacağını söylüyoruz. Ama tabii bunun içinde belli başlı pilot bölgeler, belli başlı alanlar ya da nereden başlayalım dediği gibi bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bunu da bizler hasarsız bir şekilde yapıların hasarsız bir şekilde belli başlı durumlarını, analizlerini tespit ederek bu kentsel dönüşüm yolunu aşabiliriz. Bu da nasıl oluyor? Bir büyükşehir olabilir, yerel belediyeler olabilir, bir devlet kurumu olabilir. İzmir ile ilgili belli başlı plan yaptıkları alandaki tüm yapılarını gözlemsel değil de aletsel verilerle bizler jeofizik mühendisliği olarak yapmış olduğumuz işte sismik ultrason yöntemi olsun, mikrotermal yöntemi olsun, yapı radarı olsun, yer radarı olsun, ondan sonra elektrik çalışmalarıyla inşaat mühendislerine gerçekten hasar vermeden o binanın mevcut durumuyla ilgili analizini çıkartarak bir yorum yapabilmesini sağlayacak doneleri verebiliyoruz inşaat mühendisine. İnşaat mühendisi bunu yorumlayarak, bakarak, inceleyerek o bina hakkında dayanıklı olup olmadığıyla ilgili çalışmalar ve sonuçları varabilir. İşte bu sonuçlardan sonra bir böyle bir çalışmanın aletsel, gözlemsel değil bir aletsel yöntemlerle çalışılan bir projenin başlanması lazım. O projeden sonra da bir kentsel dönüşümün gelişmesiyle ilgili bir yol haritası çizilmesi lazım. Bu ilk iki yöntem veyahut da çalışması yapılması gereken, üzerine düşünmesi gereken projelerden sonra tabii ki her zaman söylüyorum, 92'de ben ilk depremi yaşadım. Yani deprem nedir? 1992'deki Doğanbey'deki meydana gelen 6 Kasım 1992'de 6 büyüklüğündeki bir depremle yaşadım. Ve o tarihten bu zamana kadar hemen hemen yıkıcı, zarar verici ve maalesef can kaybını oluşturan tüm depremlerinde açıklarda, İzmir Körfezi ve Ege Denizi açıklarında olduğunu tespit ettik. Altının üzerinde 3-4 tane deprem meydana geldi. Bu son 20 yılda, 30 yılda ve bunların hepsi İzmir Körfezi açıklarındaydı. Bu da ne anlama geliyor? Bizler ki Sisam depremi 30 Ekim depreminde meydana gelen fayımız da fay haritasında olmayan bir bölgede meydana gelen bir deprem ve daha sonra ortaya çıkan bir depremdi. Faydan meydana gelen depremdi. Ya bu da ne anlamı geliyor? Bizler Ege Denizi'ni, İzmir Körfezi'ni güzel bir şekilde taradığımız sürece sismik gemilerimizle taradığımız sürece, fayları ortaya çıkardığımız sürece ve o çıkardığımız faylar üzerine yaptığımız gerilim analizlerini elde ettiğimiz sürece bizler ona göre bir yol haritası çizebiliriz. Ona göre bir çözüm önerilerine bakabiliriz. Başımıza gelebileceklerin ihtimalleri çıkacak yani. Her şeyi bilebiliriz. Evet. Şimdi düşünsenize ilerlerde bir fay ortaya çıkıyor. Onu tespit ediliyor. Büyüklük anlamında şu ve şu büyüklükler arasında olabilme potansiyeli var. Evet, aktif fay o
oldu. Çünkü gömülü faylar vardır. Şimdi fay haritasındakinin hepsi açığa çıkmış faylar. Yeryüzünde açığa çıkmış faylar. Ama bir de gömülü faylar var. Bizim görmediğimiz. İşte bunlar da sadece böyle 50 metre, 100 metre, 200 metre sondajlarla elde edilebilecek bir şey değil. Ki metrelerce, kilometrelerce yerin altındaki bulunan gömülü fayların jeofizik yöntemlerle ortaya çıkartılarak elde edilebilecek çalışmalar gömülü olabilir. Gömülü faydan kastımız yani... Sistem fayı. Aktiftir. Aktif olup olmadığını bilmemiz lazım. Anladım. Tabii yapılan çalışmalarla ve elde edilen sonuçlarla. Ondan sonra gömülü fayları ortaya çıkartarak aktif olup olmadığını tespit edip ona göre bizler potansiyellerini söyleyebiliriz. Her gömülü fay aktif olmayabilir. Bilir, aynen. Ondan dolayı bu denizlerin araştırılması lazım. Bakın çok güzel 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde harika bir gemimiz var. Sismik gemimiz, bir reis gemisi. Bu gemiyi neden biz değerlendirmeyelim? Neden biz bunları kendi içimizde olan böyle bir büyük bir enerjiyi ve böyle büyük bir kaynağı değerlendirmeyelim? Tabii bundan yaklaşık 8-10 yıl önce Profesör Doktor Günay Çiftçi hocamızın yapmış olduğu, o gemiyle yapmış olduğu Uzunada taraflarında tespit ettiği ve hiç yokken tespit ettiği 4 tane fay vardı. Ama bu çalışmalar daha da artması gerekiyor. Daha da açıklara gidilmesi gerekiyor. Bu çalışma yapıldığı sürece de gerçekten Ege Denizi ile ilk